Evet, bir diğer tek zarlı organelimiz olan peroksizom arkadaşlar. Peroksizom da görev yönüyle sanki biraz lizozoma benzese de aslında farklı bir özelliği var. Zehirli maddeleri parçalayan bir organeldir. Çünkü sürekli aktivite gerçekleştiği için atık madde birikimi var hücrede. Onların da peyderpey parçalanması gerekiyor. Ki bunlardan en önemlisi hidrojen peroksittir. Hidrojen peroksit arkadaşlar katalaz dediğimiz bir enzim varlığında su ve oksijene parçalanmış olacaktır. Yani burada tepkime arkadaşlar katalaz enzimi dahil olur. Çoğunlukla arkadaşlar bu tepkime de karaciğerde gerçekleşir. Bunun dışında arkadaşlar peroksizomlar, hani biz hep böyle mitokondri oksijen kullanan bir organel olarak biliyoruz ama peroksizom da arkadaşlar oksijen kullanarak yağ asitlerini, hani uzun mesela diyelim ki 12 karbonlu bir yağ asidi zinciri düşünelim. Yağ asitlerini parçalayarak mitokondrin kullanabileceği bir hale dönüştürür. Yani aslında burada bir beta oksidasyon dediğimiz bir aşama var. O aşamaya arkadaşlar peroksizomlar yapmış olacak. Peroksidaz, katalaz gibi farklı enzimler de içermiş olacaktır. Evet, bir diğer organelimiz koful arkadaşlar, tek zarlı organel. Şimdi bu kofulun oluştuğu bir yapıyı bir düşünelim arkadaşlar. ERE'den bahsetmiştik, Golgi'den bahsetmiştik ama buna ilaveten çekirdek dış zarından, daha sonra arkadaşlar hücre zarından, buna ilaveten endoplazmik retikulumdan ve bir de Golgi'den arkadaşlar meydana gelmiş olacak. Hayvan hücrelerinde kofullar arkadaşlar küçük ve çoğunlukla atık madde dolaşım sistemi olduğu için dolaşım sistemine atılacaktır. Küçük ve geçici. Bitkilerde ise genç iken küçük ama sayısı biraz fazla. Yaşlandıkça bu kofullar birleşecek. Birleştiği için de arkadaşlar kofullar yavaş yavaş büyüyecek. Kofullar büyük ve sayısı arkadaşlar zamanla azalacaktır. Şimdi koful çeşidine bakacak olursak burada besin kofulu arkadaşlar hangi olay sonucu oluşmuştu? Endositoz. Tabii ki nereden oluşur? Hücre zarından arkadaşlar meydana gelir. Sindirim kofulu, besin kofulu arkadaşlar artı lizozomun birleşmesiyle meydana gelecektir. Yani hücre içi sindirimin sağlanmış olduğu kofuldur. Boşaltım kofulu ise bunlar çoğunlukla atık madde taşır. Bu atık maddenin egzositoz ile hücre dışına atılmasını sağlayan bir kofuldur. Salgı kofulunu arkadaşlar Golgi organeli oluşturacaktır. Golgi'nin üretmiş olduğu salgılar paketlenir ve koful şeklinde hücre dışına gönderilmiş olacak. Depo kofulu ise burada arkadaşlar besin, su, mineral madde depolanmış olacaktır. Kontraktil kofulu arkadaşlar diğerlerinden farklı bir özelliğe sahiptir. Özellikle tatlı sularda yaşayan tek hücreli protistalarda kesinlikle arkadaşlar gözlenir. Bunun da görevi arkadaşlar fazla suyu, hücre içerisine giren fazla suyu dışarı atar. Tabii ki dışarı atarken bunun da ATP enerjisi kullandığını arkadaşlar unutmuyoruz. İşlerine tek enerji harcayan koful da arkadaşlar kontraktil kofuldur. Evet, tek katlı organeller bitti. Şimdi çift katlı organellerden ilki arkadaşlar mitokondri organeli. Bir hücrenin arkadaşlar lokomotifi, enerji üreten birimi, sayısının arkadaşlar tabii ki kullanılan enerji miktarına göre değişkenlik gösterdiği. Evet, yapısal olarak arkadaşlar kendi DNA'sı, RNA'sı olan bir organelden bahsetmiş olacağız. Şimdi bunun dış zarı düz, İç zarı kıvrımlı. Bakın şekle. Burada arkadaşlar dış zar ile iç zar arasında bir boşluk var. O boşluğu ileride anlatacağımız oksijenli solunum konusunda onu değerlendireceğiz. İç zar ise kıvrımlı bir yapıya sahip. Ve bu kıvrımlı yapı üzerinde elektron taşıma sistem elemanları bulunmuş olacaktır. Bunun sıvı kısmı var arkadaşlar. Sıvı kısmına arkadaşlar biz buradan ne diyeceğiz? Matrix diyeceğiz. Tabii ki iç zarın kıvrımlı olmasına krista demiş olacağız.
kendisine ait arkadaşlar. RNA'sı var, DNA'sı mevcut. Ve bir de arkadaşlar bunun tabii ki solunum enzimi üretmek için ribozom organeline ihtiyacı vardır. Tabii ki yapısal bütünlük olarak biraz daha şeyden farklı. Sitoplazmadaki ribozomdan biraz daha küçüktür. Yani bunlar bir çökelme miktarına göre 70 S büyüklüğündeyken sitoplazma ribozomu 80 S büyüklüğündedir. Evet, iç zarı arkadaşlar krista denir. Ve krista üzerinde arkadaşlar ETS elektron taşıma sistem elemanları bulunur. Bu elektron taşıması işleminden dolayı indirgenme, yükseltgenme ve enerji üretimi söz konusudur. Sıvı kısmına arkadaşlar matrix denir. Kendisine ait, mitokondrinin kendisine ait DNA'sı, RNA'sı, ribozomu, solunum enzimleri bulunmuş olacaktır. Ökaryotlarda arkadaşlar çoğunlukla oksijenli solunumun gerçekleştiği yerdir ve hücre için gerekli olan ATP'yi sentezler. Hatta hatırlarsanız ATP konusu anlatırken demiştik ki oksijen varlığında ATP üretiliyorsa biz buna oksidatif fosforilasyon deriz. Evet, oksidatif fosforilasyon diye söylenmiş olacaktır. Evet, burada tepkimeye bakacak olursak bir molekül glikozun oksijen varlığında karbondioksit, su, ATP parçalanması olayına biz tabii ki solunum olayı diyeceğiz. Enerji ihtiyacı fazla olan hücrelerde sayısı fazladır. Bunlar kimler? Özellikle en fazla arkadaşlar karaciğerde, daha sonra arkadaşlar sinir hücrelerinde ve bir de kaslarda. Yani burada enerji üretimi daha fazladır. Dolayısıyla mitokondri organelinde daha fazla bulunacaktır. Ve unutmayın arkadaşlar, biz sürekli annelerimizden gelen mitokondriyi taşıyoruz. Yani onların DNA'larını taşımış olacağız. Çünkü döllenme aşamasında yumurtaya aktarılan sadece çekirdek ve sentrozomdur. Yani spermden çekirdek ve sentrozom, ama annenin yumurtasından da bize mitokondri organeli ulaşmış olacaktır. Evet, bir diğer çift zarlı organellerimiz plastitler. Bitki, öglena ve alglerde bulunan arkadaşlar bir organel, çift katlıdır ve kendisine ait arkadaşlar DNA'sı, RNA'sı, ribozomu bulunacaktır. Bunlar da kendi içerisinde 3 çeşittir. Kloroplast, kromoplast ve lökoplast. Bunlardan ilki kloroplast. Şimdi şekle bakacak olursak, burada arkadaşlar kloroplast dış zar ve iç zar dediğimiz iki tane zar sistemi var. İkisi de düz ve şeffaf. Ama üçüncü bir zar sistemi var ki İç zarın uzantısı şeklindedir ve kendi üzerine katlanır. Bu katlanmalar sonucu üst üste dizilmiş madeni paralara benzeyen bir görüntü oluşur. İşte biz buna arkadaşlar ne diyormuşuz dikkat ederseniz? Birinci yığına arkadaşlar granum, birden fazla yığına ise grana dediğimiz yapıyı meydana getirmiş olacak. Sıvı kısmına stroma diyeceğiz. Bu şekilde arkadaşlar bitkinin yeşil olan genellikle tabii ki yaprak kısımlarında bulunmuş olacaktır kloroplastlar. Ökaryotlarda fotosentez olayının gerçekleştiği organeldir. Dış ve iç zar düz, fakat arkadaşlar üçüncü bir zar sistemi olan tilakoid zar arkadaşlar bulunmuş olacaktır. Tabii ki tilakoid zar üst üste dizilmesiyle ve kendi üzerine kıvrılmasıyla oluşan yapıya biz granum diyeceğiz. Granumlardan daha fazla olan yığınlara ise grana demiş olacağız. Evet, sıvı kısmına arkadaşlar stroma denir ve stromada yine kloroplastın kendisine ait DNA'sı, RNA'sı ve ribozom bulunur. Yani ihtiyaç anında arkadaşlar tabii ki çekirdek DNA'sından emir gelir, ona göre de ne yapar? Kendisini eşler, kendi ribozomunda enzimlerini sentezler, kendi mRNA'sını sentezleyip buna göre protein sentezi gerçekleştirmiş olacaktır. Evet, bir diğer plastit çeşidimiz kromoplast. Şimdi bitkinin arkadaşlar yeşil olan kısımlarının dışında farklı renkler de var biliyorsunuz. İşte o farklı renkler kırmızı, sarı, turuncu, işte bu gibi renkleri oluşturacak olan plastimiz tabii ki kromoplasttır. Bitkilerde, çiçeklerde bulunabilir. Özellikle yapraklarda sorarsanız biz buna ne diyeceğiz? Taç yapraklar. Meyvelerinde, bazı tohumlarda,
ya da bol miktarda kromoplast bulunacaktır. Şöyle diyebilir miyiz arkadaşlar? Taç yapraklarda varsa renkli olan yapraklar böcekleri kendisine doğru çeker. Dolayısıyla kromoplastlar tozlaşmada etkili olan bir plastik çeşididir. Evet, kromoplastta bulunan pigmentlere bakacak olursak turuncu pigment arkadaşlar, karoten pigmenti, sarı pigment, ksantofil, kırmızı ise arkadaşlar, kırmızı pigment ise likopendir. Şimdi düşünün arkadaşlar, bir domates, evet domates arkadaşlar, ilk önce ham iken yeşil renkli, zamanla arkadaşlar domates ne yapacaktır? Klorofil pigmenti parçalanacak ve kırmızıya dönüşecektir. O zaman ne diyeceğiz arkadaşlar? Kloroplastlar, evet kloroplast neye dönüşebiliyormuş? Kromoplasta dönüşebilir. Bir diğer plastimiz ise lökoplast arkadaşlar. Bu kesinlikle renk pigmenti içermez. Yani arkadaşlar kısacası renksiz olan bir plastikten bahsediyoruz. Besin depolama özelliği var. Özellikle bitkiden bitkiye depolamış olduğu besin çeşidi değişir. Bu da enzimden kaynaklanıyor. Örneğin patatesde arkadaşlar nişasta depolarken fasulyede ağırlıklı olarak protein depolar. Ayçiçeği veya ay çekirdeğinde yağ depolamış olacaktır. Bunun örneklerini arttırabilirsiniz. Bir özelliği daha var. Lökoplastlar arkadaşlar, bir lökoplast plastiği ışık varlığında neye dönüşebilir arkadaşlar? Kloroplasta dönüşebilir. Evet, burada ışık etkisiyle kloroplasta dönüşüyor. Kloroplastaki klorofil, evet klorofil pigmenti parçalanırsa o da tabii ki arkadaşlar kromoplasta dönüşmüş olacaktır. Plastiklerde arkadaşlar bu şekilde. Bir diğer kısım hücre içinde arkadaşlar bulunan ve hücre desteklik sağlayacak olan hücre iskeleti elemanları. Şimdi arkadaşlar bu da tabii ki elektron mikroskobuna bağlı. Çünkü ışık mikroskobunda pek fazla gözlenmez. Şimdi biz her zaman bir hücre çizdiğimiz zaman hücreyi ya yuvarlak, işte bir hayvan hücresi ise yuvarlak, bitki hücresi ise arkadaşlar böyle dikdörtgen şeklinde çiziyoruz. Aslında hücreye bir şekil ve desteklik sağlayacaktır. Bir de dikkat ederseniz hep çekirdeği merkezde çiziyoruz. Yani neden sağda solda kenarda değil, hep merkezde? İşte onun merkezde tutacak ve sabitleyecek olan hücre iskeleti elemanıdır. Şimdi şöyle tek tek bakacak olursak. Mikrofilament, arafilament ve mikrotübül. Aslında bu büyüklük sırası. En küçük olan arkadaşlar mikrofilamenttir. Birazcık daha büyük olan arafilament. En büyüğü arkadaşlar mikrotübüllerdir. Mikrofilamentler yapısında aktin proteinleri bulunur ve aktin proteinden meydana gelir. İnce yapılı bir maddedir. Arafilament ise çeşitli proteinler, hatta bunun yapısına arkadaşlar keratin dediğimiz bir madde dahil olur. Onu iyice sertleştirir. Mikrotübül ise arkadaşlar ismi üzerinde tübülin dediğimiz özel bir protein var. Sarmal bir yapıya sahiptir. Çok sayıda sarmal grup bir araya gelip mikrotübülü oluşturacaktır. Mikrofilament kolay oluşup ayrışır. Yani hücre içerisinde arkadaşlar anlık değişim gösterebilir. Kararsız bir yapıdadır. Arafilamentler çok kararlıdır arkadaşlar. Böyle kolay kolay parçalanıp birleşemezler. Mikrotübüller ise onlar da yine kolay oluşup ayrışma özelliğine sahiptir. Şimdi arkadaşlar görevlerine bakacak olursak, mikrofilamentler hücre zarının altında bulunuyor ve zardan oluşan yapılarda görev alır. Arafilament ise çekirdek ve organellerin yerini ne yapacaktır? Sabitler. Evet, bunu unutmayın. Mikrotübüller ise hücre içindeki yer değiştirmeden arkadaşlar, yer değiştirme işleminden sorumludur. Yani bir organelin alınıp farklı bir kutuba çekilmesi, kromozomların arkadaşlar zıt kutuplara doğru hareket etmesi, bunların tamamını mikrotübüller sağlamış olacaktır. Tabii ki arafilamentler hücre arkadaşlar desteklik ve şekil kazandırır. Ki en büyük şekil kazandıran arkadaşlar arafilamenttir. Zaten bunu sistemden çıkarttığınız an yer çekiminden dolayı hücresel yapı bozulur. Hayvan hücrende bölünme esnasında arkadaşlar boğumlanmayı sağlar. Tabii ki kasların kasılmasına arkadaşlar görevi almış olacaktır arafilamentler. Evet, şimdi arkadaşlar zar,
sitoplazma, organeller ve son kısım çekirdek. Evet, şimdi çekirdeğe bakacak olursak arkadaşlar, çekirdek bir hücrenin arkadaşlar yönetim ve kalıtımını sağlayan temel yapılardan bir tanesi. Bunu sakın arkadaşlar organel olarak değerlendirmeyin. Çünkü bu bir hücre kısmıdır. Ökaryot hücrelerde bulunacaktır ve prokaryota kesinlikle yoktur. Dolayısıyla ökaryotlarda DNA nerede bulunur? Çekirdekte. Prokaryotlarda arkadaşlar DNA nerede bulunacaktır? Hatırlayın. Tabii ki sitoplazma içerisinde dağınık halde bulunacaktır. Şimdi arkadaşlar normal şartlarda bir hücrede bir tane çekirdek bulunur ama bazı hücrelerde bu sayı birden fazla olabilir. Örneğin arkadaşlar buna örnek verecek olursam tek hücrelerden paramecium dediğimiz bir tek hücreli iki tane çekirdeği var. Daha sonra çizgili kas hücreleri, evet bunların birden fazla çekirdeği olabiliyor. Çizgili kas hücreleri arkadaşlar. Buna ilaveten polen hücresi iki tane çekirdeği var arkadaşlar. Farklı farklı görevleri olabiliyor. Tabii ki çekirdek sayısı da hücrenin arkadaşlar yapısal özeline göre değişkenlik gösterir. Çekirdek 4 tane temel kısımdan meydana gelecektir. Dıştan içe doğru gidiyoruz. Çekirdek zarı, çekirdek sıvısı, çekirdekçik ve kromatin iplik. Şimdi görevine bakacak olursak. Çekirdek zarı çift katlıdır. Bunu yine organel olarak değerlendirmeyin sakın arkadaşlar. Mitokondri ve kloroplast bir organeldir. Çekirdek ise kesinlikle bir hücresel kısımdır. Dış zarı arkadaşlar. Çekirdek zarı çift katlı. Dış zarı endoplazmik retikulum ile bağlantılı. İç zarı düzdür. Ve arkadaşlar üzerinde hücre zarındakinden daha büyük olan porlar var. Çünkü burada mRNA gibi büyük moleküller çekirdekten sitoplazmaya geçebiliyor. Zardan kesinlikle geçemez. Çekirdek sıvısı ise sitoplazmadan daha yoğun ve asidik özellikte olan bir sıvıdır. İçinde arkadaşlar neler bulunacaktır tabii ki çekirdek sıvısı içerisinde? DNA'lar arkadaşlar, proteinler, ATP, nükleik asitler, yani aklınıza gelebilen her şey arkadaşlar bu kısımda bulunmuş olacaktır. Çekirdekçik ise protein ve nükleik asitlerin yoğunlaştığı kısımlardır. Ve bunun temel görevi arkadaşlar unutmayın ki ribozom alt birimlerini, evet ribozom alt birimlerini arkadaşlar üretmektir. Son olarak arkadaşlar kromatin iplik. Kromatin iplik arkadaşlar DNA ve histon proteininden meydana gelir. Bu ikisi arkadaşlar birleşerek kromozomları oluşturacaktır. İki tane görevi var. Yönetim ve kalıtım. Yönetim arkadaşlar protein sentezi ile sağlar. Proteinleri enzime, hormona farklı bileşiklere dönüşür ve hücre içerisindeki biyokimyasal tepkimeleri yönetir. Kalıtım ise arkadaşlar üreme ile sağlanır. Dolayısıyla bir DNA sarmalını düşünün arkadaşlar. DNA sarmalı özel proteinler üzerine sarılır ve bu şekilde arkadaşlar paketlenir. Oluşan yapıya biz kromatin iplik deriz. Kromatin ipliğinde kısalıp kalınlaşması sonucu oluşan yapıya arkadaşlar kromozom demiş olacağız. Evet arkadaşlar videomuzu beğenmeyi unutmuyorsunuz. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle.